Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Paraf Yayınları Interaktif Soru Bankası bir sayıyı onun kuvvetlerine göre farklı şekillerde yazma konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. En sevgili arkadaşlar örneğimize baktığımız zaman 2400 sayısını onun farklı kuvvetleri şeklinde evet, yazılışının gençler bazı örnekleri verilmiş. 2400 sayısının gençler yanında sanki 10 üstü 0 varmış gibi düşünelim. Sevgili gençler bakın buradaki öndeki sayıya kat sayı diyoruz. Üst ifadenizde zaten 10'un kuvveti. Şimdi dikkat edersek gençler eğer kat sayı küçülürse kuvvet bir basamak büyüyor. 2400'ü bir tane küçülttüğüm için kuvveti bir tane arttırıyorum. Evet 2400'ü gençler iki tane küçültüyoruz. Evet iki basamak küçüldüğü zaman kuvvet 2 tane artarak 10 üstü iki oluyor. Evet yine bir basamak daha küçültürsek gençler iki tam onda 4 olur. Kuvvetin bir tane daha arttığını görmüş olalım. Evet bir basamak daha küçülttüğümüz zaman bakın virgülü bir tane sola çekiyorum. Yine kuvveti bir tane arttırmış oluyoruz. Evet gençler o halde şöyle diyebiliriz. Öndeki katsayı küçülürse kuvvet büyür. Evet öndeki sayı büyürse kuvvet küçülür diyoruz gençler. Bakın 24.000 haline getirilmiş. Yani öndeki sayı büyüttüğüm için kuvvet bir tane küçülerek 10 üstü eksi 1 olmuş diyelim. Evet ilk etkinimize geçelim. Evet alıştırma 3'e geldiğimiz zaman alıştırma 3'te aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazınız demiş. Şimdi sevgili gençler 20 eşittir 2 çarpı şekle düşüyoruz. Her şeyden önce her sayının sanki yanında 10 üssü 0 varmış gibi düşünelim. Sayımız gençler bir tane küçüldüğü için kuvvet bir tane büyüyor ve burada 10 üstü 1 yazılır. Evet 30 sayısını bakın virgül sanki sağındaymış gibi düşünelim. 1 2 tane küçültüyorum. O halde sayımızın kuvvetini 2 tane büyütüyoruz ve 2 yazıyoruz. E, evet, 40 sayısını gençler yani işte bir tane büyütürsem. Evet 40'ı 400 yaptık. Sayı büyürse kuvvet küçülüyor. Evet, bunun yanında sanki 10 üstü 0 varmış gibi düşünüyordum. O halde 0 bir tane azaltırım. Ve kuvvet olarak eksi 1 yazarız. Evet devam edelim. 500 sayısını gençler bakın şöyle her sayının sağında virgül varmış gibi düşünürsem 1, 2, 3 tane küçülttüm. O halde kuvveti 3 tane arttırarak 10 üstü 3 yazarız. Evet 750 sayısını 1, 2 tane küçülttük. Kuvvet 2 tane büyür 10 üstü 2 olur. Evet 2500 sayısını 1, 2, 3 tane küçültürsem kuvveti 3 tane arttırıyorum ve 10 üstü 3 şeklinde yazarız. Evet 125'li gençler sıfır tam. 1000'de 125 yazacağız. Yani virgülümüzü birin önüne getireceğim. 1, 2, 3 tane sayımızı ne yapıyoruz gençler? Küçültüyoruz. O halde kuvvetli 3 tane büyüterek 10 üstü 3 haline getiriyoruz. Evet devam edelim. Evet 4 sayısını gerçi bir tane büyüttüğüm zaman kuvvet bir tane azalır. Bakın 4'ü 40 yaptık. Evet sayı büyüdüğü için kuvvet azaldı. Evet 10 üstü eksi 1 yazdım. 5'i gençler sayımızı büyüterek 500 yazdık. Şimdi sayımız büyürse kuvvet azalır demiştim. Evet 2 tane 0 eklediğim için evet buraya eksi 2 yazıyoruz. 12 sayısını bakın şöyle görelim gençler. 1 2 tane büyüttüm. 1200 yaptık. O halde kuvveti 2 tane azaltırız ve 10 üstü eksi 2 yazarız. E, 0 tam 10'da 2 bir tane büyütürsem kuvvet bir tane azalır. 10 üstü eksi 1 olur. 0 tam 10'da 5'i bir tane büyütürsem gençler yani 5 olur. Bir de 0 ekledik. Yani sayımızı 2 basamak büyüttük. O halde kuvveti 2 basamak azalarak 10 üstü eksi 2 olur diyelim. Evet, 1 tam 10'da 4'ü bir tane büyüttüm 14 oldu. 2 de 0 ekledim gençler. Yani toplamda 3 tane büyüttüğümüz için kuvveti 3 tane azaltırız ve 10 üstü eksi 3 şeklinde yazarız. Evet devam edelim. Şöyle sayfamızı değiştirelim. Evet 0 tam 10'da 6'yı. Gençler bakın bir tane sola virgülümüzü ne yaptık? Bir tane sola çektik. Yani sayımızı küçülttük. O halde kuvvet büyür diyoruz. Evet bir basamak küçüldüğü için bir tane büyüttüm ve 10 üstü 1 yaptık. Evet iki buçuk sayısını evet, bir tane küçülttüm gençler. 0.25 yapar. Bir tane de araya virgül koymuş gibi düşünelim. Şuradan göstersek daha rahat olur. Bakın bir iki tane küçülttüm. O halde kuvveti iki tane arttırıyoruz ve onun kuvveti 2 olur diyoruz. Evet sıfır tam yüzde evet bir iki tane büyüttüm. Bir de sıfır ekledik gençler. Yani toplamda 3 tane büyüttüğümüz için onun kuvveti eksi 3 olur. Sıfırdan binde 48'i gençler. 1, 2, 3 tane büyüttüm. O halde kuvveti 3 tane azalır ve onun kuvveti eksi 3 olur diyelim. Evet sevgili gençler. 2 tam binde 56 sayısına baktığım zaman e, sayımızı gençler evet virgülümüzü 5 ile 6 arasına getirmiş. Yani 1, 2 tane sayı küçüldü. O halde kuvvet evet pardon. iki tane sayımız büyüdü. Kuvvette iki tane azalır. Sayı büyüdüğü zaman kuvvet azalır diyoruz. Evet. Devam edelim gençler. Bir sonraki etkinimize geçelim. Evet gençler. Alıştırma 4'e geldiğimiz zaman aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazınız demiş. Şimdi gençler burada 5 sayısının sanki yanında şöyle gösterelim. 5 çarpı 10 üstü 0 gibi düşüneceğiz. Eşittir diyeceğim. E, 10'un kuvveti 2'ye çıkmış gençler. Yani 10'un kuvveti arttıysa sayımızın azalması gerekir. 10'un kuvveti 2 tane arttığı için sayımız 2 basamak azalır. Bakın sanki sağında virgül varmış gibi düşünürsek. 1, 2 tane küçültüyorum. Ve 0 tam %5 yazmamız gerekir. Evet boş bırakılan yere diyoruz. Evet burada gençler 10'un kuvveti artmış. 1 basamak arttığı için sayı 1 tane küçülür. Ve 0 tam 10'da 2 olur. Evet, 8'in yanında gençler 10 üzeri 0 vardı. Hatırlarsanız. Bakın 10 üzeri 0'ı 10 üzeri 4 yaptık. O halde sayımızın ne olması gerekir gençler? Burada 4 basamak azalması gerekir. Bakın 0 tam. Evet 4 basamak küçülterek 10.000'de 8 yazarız. Evet, 8'in virgülünü şöyle 1, 2, 3, 4 tane sola çektiğimizi düşünürüz. Evet 36'yı sevgili gençler. 10 üzeri 0 bir tane arttırdığım için 36 bir basamak küçülüyor ve 3 tam 10 6 olarak yazılır. 10 üstü 2 gençler 2 basamak büyümüş gençler. O halde 45 sayısı 2 basamak küçülerek 0 tam %45 olarak yazılır diyoruz. Evet devam edelim. E'deki sorumuza geçelim. Evet. 300 çarpı 10 üzeri 0'dı gençler. Hatırlarsak bu. Bakın onun kuvveti 3 basamak azaltıysa 300 sayısı 3 tane küçülecek. 1, 2, 3 tane küçülürse 0 tam 10'da 3 çarpı 10 üstü 3 olarak yazarız. E 500 sayısını evet, 4 basamak küçültmem gerekir. 1, 2, 3 tane küçülttüm. Bir de önüne 0 eklerim. 0 tam %5 çarpı 10 üstü 4 olarak yazarız. 40 sayısı gençler bakın 10 üstü 10 üstü eksi 1 yapmış yani kuvveti bir tane azalttığı için evet, 4 40 sayısı bir tane büyür. Evet kuvvet azalırsa sayı büyür demiştik. Evet gençler 400 çarpı 10 üstü eksi 1 olarak yazılır. E, burada da 10 üstü eksi 2 olmuş gençler. Demek ki sayımızı 2 basamak büyüteceğiz. 700 çarpı 10 üstü eksi 2 olarak yazarız. Evet bunu şöyle düşünüyorduk. 7 çarpı 10 üstü 0'dı. 0'ı e 2 basamak küçülttüysek 7'yi 2 basamak büyütmemiz gerekir demiştik. E 800 çarpım 10 üstü 0 olarak düşünürsem gençler. 0'ı bakın 4 basamak küçültmüş. O halde sayımızın 4 basamak ne olması gerekir? Büyümesi gerekir. 800'ün yanına 4 tane 0 ekliyorum. 1, 2, 3 4 tane 0 ekleyerek 8 milyon sayısını elde ediyorum. Evet devam edelim. Alıştırma 5'e bakalım gençler. Evet aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazalım demiş. Sevgili gençler onun 3. kuvveti 12. kuvvet olmuş. Yani kuvvet azaltıysa e, sayımızın bir basamak büyümesi gerekir. Evet 50 çarpı 10 üstü 2 olur. Evet 10 üstü 1'i 4, 3 basamak büyüterek 10 üstü 4 yapmışız. E, sayı büyüdü, Kuvvet büyüdüyse sayımızın ne olması gerekir gençler? Küçülmesi gerekir. E, 0 tam 10'da e 3 basamak küçülteceğim. E, 0 tam 10 binde 1 şekli yazarız. Evet. 10 üstü 6 10 üstü 2 yapmışız gençler. Yani sayımızın kuvvetini 4 tane küçülttüysem sayım 4 tane büyüyecek. 1, 2 tane büyüttüm 4 oldu. 2 de 0 ekleyerek 4 evet, basamak büyüttük ve 400 çarpı 10 üstü 2 olarak yazdık. Evet 10 üstü 2'yi 10 üstü eksi 1 yaptık gençler. 3 basamak sayımızı kuvvetini küçülttük. O halde sayımız 3 basamak büyümesi lazım. 1, evet, 2 tane virgülden kurtardım. Bir de sıfır ekleyerek sayımızı 3 basamak büyütmüş olduk. Evet 10 üstü 2'ye 10 üstü eksi 3 yaptık gençler. Kuvvetimizi 5 basamak küçülttük. O halde sayı 5 basamak büyüyecek. 1 basamak büyüttüm 5 yaptım. 1, 2, 3, 4 tane sıfır ekledim. Ve 50.000 çarpı 10 üstü eksi 3 olarak yazmış olduk. Evet devam edelim. 90 çarpı 10 üstü 3'ü gençler. Bakın burada 10 üstü 3'ü. Evet. Kuvvetimizi 3 basamak büyüttüysek sayımızın değeri 3 basamak küçülecek. 1, 2 tane küçüldü. Bir de önüne 0 ekleriz. 0 %9 çarpı 10 üstü 6 olur. Evet. Burada gençler 5 sayısını bakın 5'in sağında virgül var. 1, 2, 3 tane Evet gençler 3 tane sayımızı küçülttük. O halde kuvvet 3 tane artar. Evet 3'e 3 eklersek 10 üstü 6 olur. Evet buradan sevgili gençler sayımızı bakın 0 tam 10'da 7 idi. 1 2 tane küçülttüm. O halde kuvveti 2 tane arttıracağım. Ve 10 üstü 5 yazacağım. Evet 2 tane %45 sayısını 1 2 3 tane gençler bakın 0 eklenmiş 3 tane büyümüş. O halde kuvvet 3 tane azalacak. Eksi 4 tane 3 çıkartırsam eksi 7 olur. E, T'ye geldiğimiz zaman gençler sayımızın virgül 1, 2 basamak sonra kaymış. E, sayımız 2 tane küçüldüğü için kuvvet 2 tane büyüyor. Eksi 3'e 2 ekleriz. Ve eksi 1 olur. Burada onun kuvveti diyoruz. Evet sevgili gençler bu etkinlikle de dersimi burada bitiriyorum. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.